Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Halil Acıoğlu. Bugün sizlere Civil 3D ile Necene uzantılı bir dosyayı nasıl import edeceğinizi anlatacağım. Tabii bunu gösterirken Civil 3D programının varsayılan şablonu üzerinden göstereceğim. Çünkü Haritacı.com sitesinde paylaşılan stil dosyalarında zaten Necene uzantılı dosyalar otomatik olarak açılıyor. Sivil 3D programı ile sıfırdan açmak istediğinizde izleyeceğiniz yollardan bir tanesini anlatıyorum. Sivil 3D metrik şablonu ile boş bir dosya açıyorum. Point Show Create kısmını tıklayarak Create Point penceresini açıyorum. Bu kısımda Import Point butonunu tıklıyorum. Canlı birebir görebilmeniz için doğrudan Necene uzantılı dosyamı açacağım. Gördüğünüz gibi Necene uzantılı dosyamı seçtim. Bu dosyayı içeri aktarmak istediğimde ekranda ki gibi bir hata uyarısı belirdi. Kısacası bu dosya formatı tanınmadı şeklinde bir uyarı veriyor. Bu kısımdaki kalem simgesine bastığımız zaman şuradaki pencerede yeni bir şablon oluşturabilir ya da mevcut bir şablonu kopya butonuna basarak kopyalayabiliriz. Tercihen ben kopyaladım. İsmini nokta necene olarak yazıyorum. Bu aşamada necene uzantılı dosyamı açıp kontrol etmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi nokta adı X Y Z şeklinde koordinatlar yazılı bir biçimde. Şimdi bu kısmı point number bırakırsanız eğer yine aynı şekilde benzer bir hata alırsınız. Bu sebeple bu kısmı name olarak değiştiriyorum. Daha sonra est north point elevation ve varsa description için bu kolonu bırakabilirsiniz. Tekrardan nokta dosyamızı kontrol edersek kolonlar arasında boşluk olduğunu göreceğiz. Bu sebeple delimited by kısmındaki virgülü silip yerine boşluk bırakıyorum. Daha sonra default file extension kısmındaki txt uzantısını necene olarak değiştirip OK butonuna basıyorum. İşlem bu kadar. Bundan sonra artık necene uzantılı dosyamızı tanıyacaktır. Close ile bu pencereyi kapatıyorum ve aynı dosyamı tekrar seçiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi yaptığımız dosya formatı otomatik olarak seçildi ve artık uyarı gelmiyor. OK butonuna basarak noktaları içe aktarıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi point number, name ve koordinatlar doğru bir şekilde içeriye aktarıldı. Ekranda limit bulursak pointleri görebileceğiz. Tüm işlemler bu kadardı. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.